Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Gider. Hız yayınları TET Soru Bankamızın TET kampına hoş geldiniz. Bu videoda 34 nolu testimizi birlikte çözümünü yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Ne duruyoruz başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. Ne diyor arkadaşlarımız? AB 2 basamaklı doğal sayısının 10, 12, 15 ile ayrı ayrı bölümünde kalan 5 imiş. Aa, kalan 5 ise o zaman benim AB doğal sayım eşittir. 10, 12, 15'in bir katı ve kalan 5 ise artı 5. Bitti. <gülüyor> Bu <gülüyor> 10, 12, 15'in... Ekoklarını bulalım. Çünkü en küçük değerini benden istiyor. Yani ekokları kat demek. En küçük kat ekok demektir. İsterseniz 10, 12, 15'i yan yana yazarsınız. Sonra yanına çizgimizi çizersiniz. En küçük asal sayımız 2'den başlar. 2'den başladık. Şurası 5, şurası 6. ya Bölünmez 15. 2'ye ee, bölünen var mı? Var hocam. 3, 5, 15. 3'e bölünen var mı? Var. 5, 1, 5. 5'e bölünen var. 1'e 1. Bitti. Bana bunları çarpar mısınız? Hocam 60. Ha 60 ise o zaman ben dedim ki bunların ekokları 60 mı oldu? 60 olabileceği gibi 60'ın katları da olabilir arkadaşlar. Ee, yani 120 olur, 180 olur. 3 katı, 4 katı, 240 olur. Ama AB2 basamaklı'nın en küçüğünü istediği için kayı 1 alırsınız. Yani 65 de burada var. Cevap 65. Adana. Çıklardan 65'e Adana'yı bulup işaretlersiniz. Nasıl arkadaşlar? Anlaşıldı umarım. Mantık bu. Olay bu. Umut bilyelerini 3'er, 5'er ve 6'şar saydığında her seferinde 2 bilyesi artıyormuş. O zaman Umut'un bilyeleri 3, 5, 6'nın bir katıdır. Hep iki bilyesi artıyorsa bir de artı ikisi var. Soru bitmiştir. Hadi 3, 5, 6'nın katları ne var arkadaşlar? 30 mu var? Belli zaten. 5 ee, kere 6. Çünkü 3, 6'nın içinde de olduğu için 3'ü bir daha e, kayla almadım. 30. Evet. Hepsi de gerçekten de... E, yani şu 3, 5, 6, 30'a bölünüyor. Ve 3, 5, 6'ın da gerçekten en küçük ortak katı da 30. 30 olabileceği gibi 30'un katları da olabilir dedim. Benden sen ne istiyorsun? Umut'un bilye sayısı en az kaçtır? Kayı 1 alırsınız. Cevap ne oldu? 32 oldu. Edirne şıklardan E'yi bulup işaretlersiniz. Tamam arkadaşlar mantık bu olay bu. Bazı arkadaşlarımız da diyebilir. Hocam 3, 5, 6'yı yan yana yazarım. Hani ekok Katlarını bulurken. Hatırladınız zaten arkadaşlar. 2'ye ee, bölünen var mı? Var. Şurası 3 olur. Bölünmez 5. Bölünmez 3. Üç. 3'e bölünen var mı? Var hocam. 1'e 1, 5 olduğu gibi yazılır. 5'e bölünür 1. Soru bitmiştir. Hepsini çarparsanız 30 olduğunu görürsünüz. Tamam. Yani ekokları, en küçük ortak katları 30'dur. 2 ekledik. Kalan 2 olduğu için. Cevap 32. Arkadaşlar. Bakın AB'nin... Köşeli parantezi soldan yapılmışsa eğer. Bakın soldan yapılmış görüyor musunuz? Birinci öncüden bahsediyorum ha. Bu ekokmuş. Sağdan yapılırsa bu ebobmuş. Rakamların ebobu. Tamam. Şimdi burayı bulalım. Şimdi bu köşeli parantez soldan mı yapılmış? E soldan yapılmışsa ekok. Bana 7 ve 8'in ekoklarını bulur musunuz? Hocam 7 ve 8 aralığında hasar olduğu için ekokları çarpımıdır. 7 kere 8 56 artı. Bu da soldan yapılmış, görüyor musunuz? 48'den bahsediyorum ha. 4 ve 8'in ekokları a a. ekokları 8'dir. En küçük ortak kat yani 8. Sağdan yapılırsa da bunun adı neydi arkadaşlar? eboptu Niye böyle üstünü çizdim? <laughs> Ebob'tur a a. Ebob, 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 Ebob. Yani rakamların ebobları. Hadi 1 ve 8'in ebopları Aranda asal olduğu için ebobları 1'dir. 2 ve 3 alanda asal olduğu için EBOB'ları 1'dir. Soru bitmiştir. Ne oldu arkadaşlar? Cevap 57 bölü 8'den 1 çıktı 7. 50 bölü 7, 57 bölü 7. varmış mı şıklarda? Hocam tabii ki var. Cevap Denizli. X çarpı Y 60 demiş. Y çarpı Z 100 demiş. Tamam. Diyor ki Y'nin kaç farklı değeri vardır? Arkadaşlar Y sonuçta her ikisinde ortak mı? Evet. Tamam. Bana 60 ve 100 60 ve 100'ün ortak bölenini söyler misiniz? En büyük ortak böleni hocam. 20. Evet belli işte 60 ve 100. Her ikisinin ortak böleni 20 değil mi arkadaşlar? <laughs> yani belli zaten. Ya da 60 ve 100'ü yanına yazarsınız. Sonra yanına çizgiyi çizersiniz. EBOB'larını bulmak istiyorsanız eğer. Her ikisi ikiye bölünür. Daire içerisine aldık. Şurası 30, şurası 50. Her ikisi 2'ye bölünür. Daire içerisine aldık. Şurası 15, surası 25. Her ikisi 5'e bölünür. Daire içerisine aldık. Yani 3'e 5. Başka da ortak bölünen var mı? Yok hocam. E bitti işte. Bana bunların çarpımı EBOB'u verir. Yani 20. Tamam. 20 olabileceği gibi 20'nin pozitif bölenleri de Y olur. Mesela Y1 olur. Y2 olur. Y4 olur. Y her ikisi de ortak olduğu için söylüyorum. Ha, 5 olur. 10 olur. 20 olur. Hocam tamam da pozitif tam bölen sayısını biz nasıl buluyorduk? 22'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 demek değil mi? Pozitif tam bölen sayısını istiyor. Evet. Üstlerin birer fazlasını çarparsak 3 çarpı 2'den cevap ne oldu? Hocam 6 oldu. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Umarım anlatabildik. Haydi. EBOB'ları 4'müş x 12 16'nın ekoklarda da 240'mış. Arkadaşlar bakın x dedim ki bir defa %104 4 var. Niye? Çünkü ebopları 4 olduğu için. Herkeste de bir defa 4 var. 12 4 çarpı 3'tür. Ee, 16 o da arkadaşlar 4 çarpı 4'tür. Niye özellikle 4'ü ayrı ayrı yazdım? Çünkü ebop'larına 4 dediği için herkeste de bir defa 4 olacak. Bakın 4'ü a Bir defa herkeste de 4 var. Tamam hocam. Ee, ekokları 240. 240 da 4 çarpı 60 demek değil midir? Evet hocam. Şimdi şu ikisinin çarpımı 12. Görüyor musunuz? 3 ve 4 12. E tam da 60. Öyle bir yazacaksınız ki. Ee, yani şöyle bir şey arkadaşlar. Bir defa 4 kesim var. Tamam. 4 eboptu. 4 4. Şuradaki 4'ler de bana kararlayabilirsiniz. leri bir defa her yerde olması lazım. Ekokun içinde de olması lazım. 4'ün dışında geriye ne kaldı? 60 kaldı. Şimdi 60 mutlaka ben 4'ün dışında 60'ı görmek zorundayım. E tam da 3'e 4'ü gördük 12. O zaman geriye kaldı 5. 5 nerede olmalı? E, 12'de 5 yok. 16'da 5 yok. O zaman mecburen X'in içinde olmalı işte. Şimdi bana bunların ekoklarını bulur musunuz? Hocam ekoklarını hemen söyleyeyim. Herkeste ortak olan 4 yok mu? 4'ü yazarım. Onun dışında da... Ortak varsa ortak yazın. Ortak yoksa da hepsini yazın. 5. Başka 5 var mı? Yok hocam. 3. Başka 3 var mı? Yok hocam. 4. Başka 4 var mı? Hocam e, bu 4 tersinden ortak olduğu için onun zaten başa yazdım. Hepsini bir çarpın. 100, e, 240 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Hepsini bana bir çarpar mısınız? Ah. Burası ne oldu? 20. Şurası ne oldu? 12. 20 ile 12'nin çarpımı 240 demek değil midir? E tamam. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Soru benden x'in en az değeri isteniyor. E tamam x'in en az değeri 4 kere 5 20. Varmış 20. Tabii ki var. Cevap Adana. Bak 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 bak. x ve y ardışık çift doğal sayılarmış. Arkadaşlar ardışık çift doğal sayıların EBOB'ları 2'dir. Bunu unutmayın. Çünkü ardışık çift sayı her ikisi 2'ye bölünür. EKOK'ları da unutmayın. X çarpı Y bölü 2'dir. Tamam. Bakın ardışık çift sayıların ebokları 2'dir. Ekoklarda çarpımları bölü 2'dir. Hocam ardışık tek sayılar ebokları 1'dir. Evet ebokları 1'dir. Mesela 3 ve 5 ebokları 1. Ekoklarda bunların çarpımıdır. Tamam. İnanmıyorsanız bakın mesela 8'e 10'dan bahsederim. Ah 8'e 10. Bunların arkadaşlar ebokları nedir? Ebobları 2'dir. Ekokları da çarpımı 80 bölü 2'den 40'tır. E doğru değil mi? Bana 8 ve 10'un ekoklarını söyler misiniz? 40 işte görmüyor musun? Tamam. bunu da öylesine maksat görün diye yazdım. Şimdi ee, diyor ki ebob çarpı 4. Oğlum ebobları 2 değil miydi? Tam 4'ten çarpınca ne olur? 8 olur. Artı 2 çarpı ekok. Oğlum bunu 2 ile çarpınca 2 2'yi götürmez mi? Geriye x çarpı y kaldı. 128'den 8'i karşıya attım. x çarpı y 120'den ardışık çift sayı olup da çarpımları 120 olan. Hocam <laughs> ona 12 var işte. <laughs> 10 12 bitti. Soru benden ne istiyor? x daha büyükmüş. Tamam. Demek ki x özür özür. Demek ki x 12'ymiş. Ay y 10'muş. Hiç sorun değil. Sorunun bizden istediği 3x artı 2y'nin değeri nedir diyor. x'imiz neydi? 12. Y'miz neydi? 10. Tamam. Burası ne oldu? 36. Artı 20. Allah aşkına 36 ile 20'yi toplar mısınız? Hocam cevap 56'dır. Var mı şıklarda? <laughs> Tabii ki var. Cevap Ceyhan. Bak 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 bak. Ne diyor? A, B, C, X pozitif tam sayılarmış. Allah razı olsun. Şimdi x'in değerleri toplamışım. Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. x herkeste yok mu? Var hocam. E tamam. O zaman bana 120, 144 ve 168'in eboblarını bulur musunuz? <laughs> herkeste olan şeye biz ebob diyoruz. Yani bana 120, 144 ve 168'in eboblarını bulun. Hemen bulayım hocam. 120, 144 ve 168'i yan yana yazdım. Ee, çizgiyi de yan tarafa çizdim Ve 2'den başladım 2'ye bölünür mü? 60 2'ye bölünür mü arkadaşlar? 72 2'ye bölünür mü? 84 Değil mi? 84 Evet yanlış olmasın Tamam ee, Daire içerisine aldım 2'ye bölünen var mı? Hocam hepsi bölünüyor zaten Tamam 30 36 Ve 42 2'ye Hepsi bölünür Maşallah Maşallah 15 2'ye böldüm. 18 2'ye böldüm. 21. Hepsi 2'ye bölünmez ama 3'e bölünürler. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 6, 3'e böldüm 7. Yeter. Zaten başka ortak bölen yok ki. A bunların çarpımı bana EBOB'u verir. Yani x'in en büyük değeri yani EBOB'ları ne çıktı arkadaşlar? E, 24 çıktı. Tamam. x 24 olabileceği gibi 24'ün bölenleri de olabilir. Mesela buradaki x'ler 1 olamaz mı arkadaşım? x'ler 2 olamaz mı? x'ler 3 olamaz mı? x'ler 6 olamaz mı? Hepsi olur. O zaman x'in benden değerleri toplamını istiyor. Ha, 24'ü bölen kimler var? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'ün kendisi. Soru bitti arkadaşlar. Hadi benden bunların toplamını istiyor. Bana bunları topla soru bitmiştir. Toplayalım. Hadi şu ikisinin toplamı arkadaşlar 30 değil mi? Evet. Şu ikisinin toplamı da 20 değil mi? Evet. O zaman toplamları 50 oldu. Güzel. bunlar da bana bir toplayın hele. Ee, kaç etti? 10 mu etti? Yanlış olmasın. Evet 10 etti. 20, 30, 10. Hepsinin toplamı kaç oldu arkadaşlar? 60 oldu. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Bak 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 bak. Köşelere e, siyah şu semboller konmuş ve diyor ki bakın soruyu adam akıllı bir okuyalım diyor ki diyor ki üçgen ve yamuk biçimindeki kağıtların çevrelerine eşit aralıklarla şu siyah noktadan süslenmek isteniyormuş diyor ki köşelerine Bir de eşit aralıklarla dikkat ettiniz mi arkadaşlar eşit aralıklarla köşelerde dahil olmak üzere diyor ki kaç tane şu sembolden yerleştirilir bana bu 30, 24 ve 18'in EBOB'larını bulur musunuz? Hocam EBOB'ları 6. Demek ki aralığı bulduk 6. Yani 6 santim, 6 santim aralıkla noktayı koyacağım. Şu 10, 30, 20, 30'un bana EBOB'larını bulur musunuz? Hemen kırmızı kalemimizi alalım. Arkadaşlar bunun EBOB'u da zaten belli 10. Tamam. Şimdi Adam diyor ya kaç tane sembol yerleştirilir. tam çevresini bulup işte 6'ya böleceksiniz. Soru bitti. Bu işte. <laughs> yani bazılar teker teker sayıyor. Hiç gereği yok. Bana 30, 24, 18'i toplar mısınız? Ha? 30 artı 24 artı 18 ah, bölü 6. Bitti. Hadi. 36'ya böldüm. Ah, şurası ne oldu? 5. 24'ü 6'ya böldüm. Söyle. 4. 18'i 6'ya böldüm. Ne oldu? 3. Bitti. Toplayın arkadaşlar. 12. Burada etrafta köşelere dahil olmak üzere 12 tane bizim bu siyah sembolden yerleştirilecek haberiniz olsun. Geldik yan tarafa. Çevreyi bulalım. Hadi. 10. Ya da direkt toplayalım ya. 20. 10 da burada var. Kaç etti? 30. 2 tane 30 da burada var. 90. 90 bölü 10'dan. Hocam bu da 9 tane çıktı topladınız 21. Varmış çıkarda 21. Tabii ki var. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldım arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. X ve Y pozitif tam sayılarmış. Tamam. Ebobları 4, ekokları 60. Tamam. Arkadaşlar izleyin beni. İzleyin beni. İzleyin beni. Şimdi ben neyi biliyorum? X ve Y'yi yanına yazdım. Yani altlı üstü yazdım. Ebobları 4 müdür? Anlamı şu. Hem X'te hem de Y'de %100 4 var ekokta da dört var. Tamam. Bakın dördü yerleştirdim. Ebob'un anlamı hem x'te hem y'de hem de ekokta. Üçünde de olması lazım. Tamam. Tamam yazdım işte dörde dört yazdım. Ben dörtten artık işim bitti. Geriye ne kaldı? On beş kaldı. On beşe, on beşe bir de yazabilirim. Üçe beş de yazabilirim. Sorun yok. Benden sen ne istiyorsun? En çok istiyorsun. E tamam on beşe bir yazarım kardeşim. En az deseydi üçe beş yazardım. Yani x'in e bir çarpanı üç, y'nin bir çarpanı beş. Şurası ne oldu? 60. Şurası ne oldu? 4. Benden toplamını en çok istiyor. Varmış çıkardı 64. Hocam var tabii ki cevap Ceyhan. Sorumuzu önce bir okuyup anlayalım. Bir kutuda bulunan belli sayıda kalemlerle ilgili şunlar biliniyormuş. Kalem sayısı arkadaşlar 200 ile 160 arasındaymış. Allah razı olsun. Tamam 200 ile 160 arasındaymış kalemi 12'ler paket 12'li paketler halinde ayırdım da 10 tane kalem artıyormuş. 15'erli paketler halinde ayırdığımda ise 10 paket. Hani her ikisinden 10, 10, tane kalem artıyormuş. O zaman ben dedim ki tüm kalemlerim eşittir. Bir defa 12'li paketler halinde ayırıyorsak o zaman 12'nin bir katı e 10 kalem artıyorsa artı 10. Aynı kalem eşittir. 15'erli paketler halinde yani 15'in bir katı artı 10. Ahmet'le sen benimle dalga mı geçiyorsun? O zaman kalemler 12 ve 15'in bir katı artı 10'dur. Tamam soru bitti işte. Bana 12 ve 15'in katlarını söyler misiniz? E hocam 12 ve 15'in katları 60 var. O zaman bu 60'ın bir katıdır. K'ya öyle bir değer yazın ki ben 100, 200 ile 160'ın arasında istiyorum. O zaman hocam ben bu K'yı 3 alırım. Bitti. Kayı 1 alırsanız 60 artı 10 70 olur. Kayı 2 alırsanız 120 artı 10 130 olur. Kayı 3 alırım. 180 10 daha. Cevap ne oldu arkadaşlar? 190. Bitti. Var mı çıkarda 190? Hocam tabii ki var. Cevap Denizli. Ne diyor sorumuz? Bir okuyalım bakalım. 3, 7, 9 ile bölündüğünde 2 kalanını veren. Tamam. Demek ki arkadaşlar ne diyor? En küçük 3 basamaklı sayısı. Ah, bir tane 3 basamaklı sayımız varmış. 3'e, 7'ye ve 9'un bir katı olacakmış. E, Kalan da hep 2 kalem. Bölümünde 2 kalanını veriyor. Allah sana artı 2. Bitti. Arkadaşlar 9 varken 3'e laf düşmez. Çünkü 9'un içerisinde zaten 3 var. <laughs> tamam. 7 e, kere 9, 63. O zaman bu 63'ün bir katı mıdır? E benden 3 basamaklı en küçük sayı diyordu. Evet 3 basamaklı. O zaman ben bu kayı mecburen 2 alacağım. Yani 126 2 daha 128 mi oldu arkadaşlar? Tamam sen benden ne istiyorsun? Bunun rakamlarını toplamını istiyorsun? Rakamlar toplamı da 11'dir. Cevap Bursa. Bak 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 bak. Birbirinden farklı iki doğal sayının ekoku 110 olduğuna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır diyor. Gençler, gençler. Ben de sana bu soruyu sorurum. Aralarında asal olup da çarpımı 110 olan kimler var? Hocam aralarında asal işte 10'a 11. E bunların ekogu nedir? 110. E soru bitti. <laughs> soru bitti. <laughs> bitti arkadaşlar. Toplamını istiyor. Cevap tabii ki en az 21'dir. Olay anlaşıldı. Mantık bu olay bu. Şimdi en az diyorsa bunu unutmayın. Aralarında asal sayıların ekokları çarpımları değil mi? E en az istiyorsa bunları birbirine yakın alacaksınız. O zaman birbirine yakın alacaksak arkadaşlar. ha biri birinden farklı demeseydi her ikisini 110 da alabilirsiniz. 110 ile 110 arkadaşlar ekokları 110'dur. Farklı demiş bakın farklı demiş toplamlarını en çok isteseydi. Arkadaşlar birine 110 derim. Birine de 55 derim. Bitti. Ah, bunların ekokları nedir? Bunların ekokları 110'dur. Evet. Ah, ekokları 110'dur. 55'ten 110'un bana ekoklarını söyler misiniz? E 110. Sayılar çok büyük alırım. Şimdi amacımız ne? En az. O zaman bunlar birbirine yakın Bir de aralarında asal olacak. E ona 11. Cevap 21. Tamam. Bak 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 ne diyor? 12, 18, 27 ve 42 metre olan arkadaşlar görüyorsunuz zaten. aa Böyle bir tane bahçemiz varmış, yamuk şeklindeymiş. Görüyor musunuz? Tamam. Evet. Şimdi eş ar aralıklarla ağaç dikilecekmiş. Öyle diyor arkadaşlar piknik alanın etrafına, köşelerine gelecek biçimde eşit aralıklarla ışıklandırma yapılacakmış. Önemli değil. Ha ağaç dikmişsin, ha ışıklandırma yapmışsın. De bir şey değişmez. En az kaç ışık direğine ihtiyaç vardır diyor. Bana şunların bir eboplarını bulur musunuz? E hocam belli. Hepsi üçe bölünüyor. Üçten başka da bölünen yok. O zaman ebopları kaç çıktı arkadaşlar? Ebopları üç çıktı. Bunun etrafına ışık mı? Dikeceğiz. Ee, çevresini bulun, eboba bölün, soru bitmiştir. Yani 15 artı 18 artı 27 artı bir de 42'miz var, onu unutmayın. Bölü 3, bitti arkadaşlar. Ee, 15'i 3'e böldüm, 5. 18'i 3'e böldüm, 6. 27'i 3'e böldüm, 9. 42'yi 3'e böldüm. 14. Abana bunları topla arkadaşlar. Soru bitti. Toplamları neye eşittir? 34'e eşittir. Varmış çıkardı 34. Tabii ki var cevap. Edirne. Ne diyor arkadaşlar sorumuz? Aşağıdaki verilen bir kenar uzunluğu 120 metre olan eşkenar üçgen şeklindeki bahçe eş eşkenar üçgen şeklinde parsellere ayrılıyormuş ve bunların köşelerine birer tane fidan dikilecekmiş. Tamam. Ve diyor ki parsellerin bir kenar uzunluğu da 15 metreden küçük olmak kaydıyla. Bak 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 bak. Ya bunun ben çevresi yani şöyle bir kenar uzunluğu 120 değil mi kardeşim? Tamam. 120'nin pozitif bölenleri kimlerdir? Hocam 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür. Evet 124'e bölünür. Başka. 5'e bölünür. 6'ya bölünür. 8'e bölünür. Başka. 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 10'a bölünür. 12'ye bölünür. 15'e bölünür. Böyle gider. En sonunda 120'ye bölünür. Ama e, bir e, içindeki o üçgenlerin bir kenar uzunluğu 15'ten küçükse oğlum bunların içerisinde 15'ten küçük en fazla ne olur? 12 olur. O zaman ben dedim ki şurası 12, şurası 12, şurası 12 olacak şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tamam. En üstten başladık. Sen burada kaç tane e, e, şey e, fidan görüyorsun? Bir tane. Şu alta bak, 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 bak iki tane. Şurada üç tane. E tamam burada dört tane. A süper. E, en altta 120'yi bana 12'ye bölün 10. E, i̇ki köşe olduğu için 11 tane. Evet arkadaşlar bunu daha önce ben sorularda çözmüştüm. Şöyle bir şey düşünün şurası 100 olsun. Dedim ki 50'şer metre aralıklarla ağaç dik dedim. Arkadaşlar hemen kalkıp da %50'ye bölüp de 2 demeyin. Niye? 1, 2, 3, 1 fazlası. E 120'yi 12'ye böldüm 10. E tamam da 2 köşe. Bak köşeleri görüyor musunuz? Fazlamız var. O zaman artı 1, 11. O zaman 1'den 11'e kadar kaç tane fidan dikilir? Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 11. Adam benden istediği bu. Tamam toplamı 11 çarpı 12 bölü 2 demek değil midir? Yani 2'ye e, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 6, 6 ile 11'in çarpımı neye eşittir? Hocam 66'ya eşittir. Varmışlıklarda. Hocam tabii ki var. Cevap Adana. Güzel bir soru. Birinci makine 2 bölü 3 dakikada, ikinci makine 3 bölü 4 dakikada, üçüncü makine 4 bölü 5 dakikada üretim yapmaktaymış. Makineler tekrar yeni bir kazak için aynı anda üretme başlaması için en az kaç dakika sonra gerçekleşir? Birlikte üretim yapmaları. Arkadaşlar benden bunların ekokları isteniyor. Kesirli sayılan ekokları nasıl bulunurdu? Mesela 2 bölü 3 virgül, 3 bölü 4 virgül, 4 bölü 5. Bana bu kesirli sayıların ekokları nasıl bulunurdu? Nasıl bulunurdu arkadaşlar? Hocam kolay. Üst tarafın ekokları alınırdı. Bölü alt taraflarında ebobu alınırdı. Arkadaşlar bütün kesirli ifadeden ekokları payın ekogu bölü paydanın ekogu, işi şey, ebobu. Tamam 2 3 4'ün bana ekokları 12 değil mi? Bölü 3 4 5'in ebopları ortak bölenleri 1 değil mi? E 12 bölü 1'den cevap kaç olur? 12 olur. Var mı <laughs> Tabii ki var. Cevap Denizli.